Yaşar İpek'le Seren Serengil'in arasında iki boşanma davası var. Biri, bu onaylar ilk çıktığında Temmuz ayında Yaşar İpek'in avukatıyla açmış olduğu çekişmeli boşanma davası. Bir diğer davayı da Seren Serengil yaklaşık 10-15 gün önce, yani çok yakın bir zaman önce Yaşar İpek'i açıyor. Yaşar İpek'in açmış olduğu davanın ilk duruşması da 13 Mart'ta görülecek. Ortaya çıkan yeni detay şu ki, her iki tarafla da görüştüğümüzde Yaşar İpek'in avukatı diyor ki, hani Seren Serengil hiçbir şey talep etmiyordu. Seren Serengil'in açmış olduğu boşanma davasında yüklü bir tazminat talebi var, nafaka talebi var, neticede maddi istekleri var. Boşanmak isteyen insan bir an önce neden bu talepleri ister diyor Begüm Gürel. Ve belgeleriyle de iddialarını kanıtlıyor. Seren Serengil tarafında iletişime geçtiğimizde ise işin rengi bambaşka. Bu Yaşar İpek ne yapmış biliyor musun Ali abicim? Yine iddialara göre, yakın kaynaklarının doğruladığına göre, ki bu iş çok yakın zamanda patlayacaktır diye düşünüyorum. Yaşar İpek'in çok yakın arkadaşları da var bu itirafçıların içinde çünkü. Yaşar İpek Seren Serengil ile arasında yaşanan husumetin ardında Seren Serengil'i iddiaya göre dolandırmaya kalkıyor. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Yaşar İpek'in hesapları blokajlı. Yani bir insanın borcu çok fazlaysa bankalara ya da kredisi varsa vesaire, oradan direkt bankalar para çekme hakkına sahip oluyorlar biliyorsunuz. Hesapları bu şekilde blokajlı olunca evliliği süresince çıkmış olduğu sahnelerin ücretinin Seren Serengil'in hesabına yatmasını rica ediyor. Benim de bütün ödemelerim eşimin hesabına yatar çünkü internette çok daha kolay işte yapar işlerini vesaire. Pek çoğunuzun başına geliyordur bu. Seren Serengil de bunda hiçbir mahsur görmüyor. Ama gelin görün ki bu olaylar yaşandıktan sonra Seren Serengil'in evine birden haciz geliyor. Seren Serengil ne uğradığını şaşırıyor. İsim ne, kim, neden haciz geldi anlamaya çalışırken Yaşar İpek'in yakın bir arkadaşı devreye giriyor ve diyor ki olayı itiraf ediyor. Seren Serengil'e yatan paraların, Yaşar İpek sahneye çıktığı için yatan paraların Yaşar İpek'in o firma sahiplerini arayarak, ya siz Seren Serengil'e bir para yatırmıştınız ya, nasıl olsa Yaşar İpek konser ücreti dememiştiniz, direkt bu meblağı yatırmıştınız. Şimdi o meblağı ben o zaman ona borç vermiştim diye geri isteyin, olmadı haciz gönderin, sonra da parayı kırışalım diyor. Yani iddia o kadar büyük ki Yaşar İpek tüm yaşananların dışında, Seren Serengil biliyorsunuz karnındaki bebeğini düşürdü. Seren Serengil daha ayrılığının ilk günlerinde Yaşar İpek'in başka kadınlarla birlikte fotoğraflarını gördü. Ve bütün bunların üzerine, bütün evliliği boyunca da bütün harcamaları Seren Serengil'in yaptığına dair de yine dava dosyasında bazı belgeler olduğu söyleniyor ama gizlilik kararı var. Onun için erişemiyoruz. Erişsek de detayları tamamıyla aktarmak mümkün değil. Ama Yaşar İpek bir de üstüne Seren Serengil'den iddialara göre, Yaşar İpek'in arkadaşının iddiasına göre para koparmaya çalışıyor. Bunun farkına varan Seren, aynı arkadaşı Yaşar İpek'in Seren Serengil'e de ulaşıp bunları anlatıyor. Ya Seren böyle 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 oldu diye. Ve Seren Serengil diyor ki yeter artık. Tüm bunların yanında bir de bu şekilde suistimal edilmek isteniyorsam, avukatına bir talimat veriyor. Bugüne kadar yaptığımız bütün harcamaların, evlilik boyunca gelinlikten tatillere, balaylara bütün harcamaların delilleri ibraz ediliyor. Ve bunların yarısı talep ediliyor. Yaşar İpek'ten aynı zamanda da 500 bin TL manevi olarak tazminat isteniyor. Durum bu Ali abi. Allah'tan telefonda da konuşmuştuk seninle. İddialar vahim. Yaşar İpek bir de Seren Serengil'i şimdi dolandırmaya çalıştığı iddia ediliyor. Buna tahammül edemeyen Seren Serengil de yeter artık deyip tazminat istiyor. Mahkeme karar verecek buna. Ben Yaşar İpek'le ilgili iyi ya da kötü hiçbir şey söylemek istemiyorum, muhatap olmak istemiyorum. Seren Serengil geldi mi anlatır. Sen zaten anlattıklarını özetledin. Bu arada bir bomba vereyim ama ya Seren Serengil'le ilgili. Söyleyeyim mi? Hazır mısınız? Evet. Seren Serengil'in de bence karnında kelebekler uçuşuyor. Şöyle, Seren Serengil'e bu konuda çok yorumlar, baskılar da var. Yani onu heyecanlandıracak biri var hayatında Seren Serengil'in. Bunu söyleyeyim. Ama
şöyle yorumlar da Seren Serengil'e çok yapılıyor. Çünkü storylerini de paylaşıyor. Ya onu yakından takip edenler, ona ilgi duyan, ona iltifatlar eden birinin hayatında olduğunu biliyorlar. Ali abicim, ben de artık storylerini takip ediyorum yakinen, biliyorsun. Ve takipçiler diyor ki sen Gülben'i bir zamanlar çok eleştirmiştin. Evet. Şimdi senin bir resmi nikahın var. Neden biriyle bir duygusal yakınlık kuruyorsun? Ama burada iki detay var. Birincisi, Seren'e açık açık sordum. Seren, storylerini görüyorum. Biri var mı? Evet, beni heyecanlandıran biri var ama asla bir ilişkim yok. O kişi de zaten o kadar düzgün biri ki senin bu sürecin bitmeden benim senden hiçbir talebim olmayacak, hiçbir şekilde ilişki istemeyeceğim dedi. Ama hayatımda ruh olarak, varlık olarak ilgisini bildiğim, beni de mutlu eden biri var, evet dedi açık yüreklilikle. Bunu da söyleyeyim. Yani çevresinde çok sevdiği biri. Yani platonik aşk şu anda ilişkiye dönmedi, öyle mi? Evet, ilişkiye dönmedi ama dönsün diye her iki tarafta bekliyor. Ama yani insan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir elektronik ortamda boşanma davası açıp bak sevgilim boşanıyorum diye mesaj vermez. Ama bir de şu var abi, Seren Serengil'e şu an evli diyemeyiz. Her ikisi de o kadar birbirinden kopuklar ve koptular ki. Yani magazini takip edenler ne demek istediğimi anlamışlardır. Ha, çok sıcak haber abi, evet. Değil mi? Evet, o taze sıcak haber. Evet. Bize de deli gibi yazıyorsunuz. Şu anda yorumlarda da var. İlgilenmiyoruz arkadaşlar işin o kısmıyla. Evet. Ama Seren Serengil birebir sorduğum için söylüyorum. Biz ilgilenmiyoruz. mağdur kadın çıkıp konuşursa, hakkını ararsa o zaman bu masada o ilişkiyi konuşabilir. Şu anda bizi ilgilendirmiyor. Şu anda işin dedikodu kısmı. Biz sadece geyik yapıyoruz başka taraftan. Evet. Seren Serengil aldatıyor sayılır mı Yaşar İpek'i? Ya, bitmiş zaten iş. Şimdi o bu işler tartışmalı işler. Yani kağıt üzerinde bitmedi. İyi, bir yere müracaat ettiğinde evli yazıyor mu? Yazıyor. Yazıyor. Ama tamamen duygusal olarak koptular. Yaşar İpek'in kaçıncı sevgilisi oldu? Teknelerde basıldı. İlk gün Ece Erken'e gitti. Daha kadının çocuğu ama, düştüğü gün yazdı. Tamam. Ama neler? Mahkemeye, kanun huzuruna çıktığın zaman kanun ne diyor? Evlilik birliği içinde mi? Evet. Diyor. Zaten onun içinde bir ilişki yok, evet. Yani. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani bu şuna benziyor. Ama yine de aynı şey değil yani. Gülben Ergen'le kıyaslıyorlar. Hani bir zamanlar aynı şey demek de büyük bir haksızlık olur diye düşünüyorum. Bu onunla aynı şey değil tabii. Değil yani. Onunla aynı şey değil.